Merhabalar Ebru Arkadaş, ben nasılsınız? Bugün cuma diyecektim, değil cumartesi. Dün işlerim vardı, o yüzden aslında bu haftada video çekmeyecektim. İki gün önce bir video çektim, ondan sonra o çektiğim videoyu sildim. Çünkü çok aleni olarak böyle çok ağız dolusu şerefsiz falan filan demişim. Aslında her söylediğimde haklıydım ama şerefsizi aleni olarak dile getirmemem gerekiyormuş falanmış, pişmanmış. Sonra benim de canım sıkıldı, sildim. Ondan sonra o videoyu silince de İçimden video çekmek gelmedi. Çok böyle karışık duygular içerisindeyim. Normalde size 5-10 tane böyle her hafta böyle şunu okudum, bunu okudum, bunu okudum. Fakat bu ara okuduğum kitaplar da biraz sınırlı. Neden sınırlı? Çünkü zaten şimdi göreceğiniz gibi mesela Teneke Trumpet'i okudum. 700 küsür sayfa, 800 sayfa falandı. Peşine Margaret Atwood'u okudum. Bu da zaten 500 kaçtı? 512 sayfa. Peşine de Bertha Isla'yı okudum. O da zaten 426 sayfa ama zaten Yapı Krediler malum. Yapı Kredi'nin 400 sayfası normal herhangi bir kitapta 600 sayfaya falan tekabül ettiği için hakkımı bunlarla doldurmuş oldum yani. Şimdi ufak ufak aslında bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bir iki tane hem okuyacağım bir kitap konusunda size danışmak istiyorum. Günter Grass'ı Teneke Trumpet'i Ayşım'la beraber anlatacağımı söylemiştim ama sadece ufacık şunu söyleyebilirim. Bence yazarın olmazsa olmaz, en azından hani ben Alman yazarları çok seviyorum. Ben aslında birden böyle kaldım, adamın adı aklıma gelmedi. Thomas Mann'ın kitaplarını okuduğum zaman, ki onda da ilk okuduğum kitabı Dolandırıcı Felix Krull'un yalanları mıydı, itirafları mıydı? Dolandırıcı Felix Krull diye başlıyordu. İlk onunla tanışmıştım. Ama eğer ilk onu değil de atıyorum ki Büyülü Dağ okumaya başlamış olsaydım, o zaman derdim ki ha evet, Büyülü Dağ beni biraz zorladı. Çok da güzel kitap ama yani bir süre Thomas Mann'la aramızda mesafe bırakalım, daha sonra okuyayım derdim. Ama Dolandırıcı Felix Krull'la başlayınca bana Büyülü Dağ da çok gerçekten çok büyük büyülü bir dağ gibi geldi. Hakikaten çok çok başarılı bulmuştum. Tabii ki onu okuyup Teneke Trumpet'i ve bu çok özel kitabı okumamak olmazdı. Ama bunun haricinde aslında ben bu kitabı 4 yıl önce falan Bodrum'dan alıp orada okuyacağım diye sonra Ankara'ya taşıyıp sonra tekrar böyle sürekli Bodrum Ankara arası gidip gelirken sevgili Ayşım beni telefonla günde 4 kere falan arayarak Teneke Trumpet okuyorsun deyince ben de hemen Ayşe'nin peşine okudum. Çünkü dönünce filmi varmış, beraber filmini izleyeceğiz. O yüzden özellikle burada çok fazla anlatmıyorum ki Ayşe'yle beraber video çekelim diye. Bu sefer bana yok işte ben çekmeyeceğim falan filan demesin, beraber çekelim diye. Ama burada bizim bir minik Oscar'ımız var. Hakikaten evlere şenlik bir Oscar. Çok keyifli ve çok eğlenceliydi. 700 küsür sayfa olduğuna asla aldanmayın. Su gibi akıyor ve gerçekten çok çok iyi gidiyor diye geçebilirim. Peşinden Margaret Atwood benim için çok kıymetli bir yazar. Tufan Zamanı. Aslında ben bu kitabı da 4-5 yıl önce falan almıştım. Ama bir türlü okuyamamıştım. Sebebi ise aslında Margaret Atwood bir üçleme yaptı. Bunların ilk kitabı Antilop ve Flora. Ve bu aslında Oğlak Yayınları'ndan çıkmıştı ve uzun zamandır basımı yoktu. Doğan Kitap Tufan Zamanı'nı basmıştı ama Antilop ve Florya'yı basmamıştı. Geçen yıl falan onu bastığı için hemen onu okudum. Bu yılda şimdi aslında ikincisini bekletiyordum çünkü üçüncüsü de uzun zamandır basımı yoktu. Daha doğrusu hiç basılmamıştı. Şimdi yeni bir hafta önce Doğan Kitap üçüncüyü bastığı için ben de Bodrum'a gitmeden önce üçüncüyü Bodrum'da okuyacağım. Tufan Zamanı'nı okudum. Aslında bakarsanız her bir seri ayrı ayrı okunur mu? Bence okunur ama tabii ki 1-2-3 şeklinde giderse daha iyi olur. Margaret Atwood benim için çok özel bir yazar. Kendisiyle yıllar evvel Damızlık Kız'ın öyküsüyle başlamıştım. Şimdi bu videoyu izledikten sonra acaba hangisini okumalıyız ya da hangi kitabıyla başlamalıyız derseniz diye hangi kitabıyla başlamalısınız bilmiyorum ama benim ilk üçüm her zaman için Damızlık Kız'ın Öyküsü, Kör Suikastçı ve Namı Diğer Grace'dir. Bu üçü benim için çok çok özeldir. Antilop ve Flurya'yı da ayrıca çok çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tufan Zamanı'nı da aynı oranda beğendim. Burada da aslında bu Tufan Zamanı'nda da buradaki konusunda da yine böyle bir şey var, tufan var. Bir yok oluş var ve belli başlı kesimlerde mesela iki kadın kalıyor ve dünyada bütün insanların soyu tükeniyor. Normalde baktığımız zaman şimdi bu soyu tükenme durumu var ama Margaret Atwood konularını anlatırken
Ben neden seviyorum? Normalde bilim kurgu ya da fantastik çok fazla okuyan bir insan değilim. Fakat Margaret Atwood'u okuduğunuz zaman hem anlattığı şeylere baktığınızda vay be, yani şu bu bugününüze baktığınızda yok canım, yani olacak gibi değil diyorsunuz. Ama aynı zamanda durup düşündüğünüzde anlattığı şeyler aslında o kadar olabilir şeyler ki, yani olmaması için hiçbir etken ve sebebin olmadığı, normalde şu ana yaşadığımız ana baktığımızda yok canım dediğimiz ama aynı oranda da evet bunları biz yaşayabiliriz dediğimiz türden hikayeleri ve anlatımları var. Dünya ile ilgili, işte hayvanlarla ilgili, insanlarla ilgili, özellikle kadınlarla ilgili tespitleri çok çok başarılı. Burada da biraz böyle et yememe üzerine bir durum var. Bahçıvanlar adı verilmiş böyle bir tufan olacak ve biz bu bahçıvanlar, bu ülkeyi, bu tufandan sağ kurtulanlar biz olacağız ve tekrar dünyayı biz çoğaltacağız, yeniden yaratacağız gibi, böyle tamamen topraktan beslenen, işte atık maddeye dikkat eden, asla et yemeyen bir bahçıvanlar grubu var. Bunlarla ilgili inanılmaz akıcı, çok güzel tespitleri olan çok başarılı bir kitap. Üçüncü kitabı da heyecanla okumayı bekliyorum. Bir diğer bahsedeceğim kitap Javier Marias diye yazıyor. Şöyle göstereyim ama Javier Marias diye okunuyor ama benim ağzım Javier alışmış olabilir. Javier Marias'ın Berta Islas'ı. Ben Javier Marias'ı çok seviyorum. Kendisiyle yıllar 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 evvel, 2014 zamanı olabilir, İlk Kara Sevdalılar kitabıyla tanışmıştım ve ilk Kara Sevdalılar kitabını okuduğum zaman şoka girmiştim. Çünkü Javier Marias, bak Javier, bir Javier bir Javier diyebilirim. Javier Marias çok fazla kendinizi sorgulatan bir kitap. Bir yazar. Yani bu yazar hangi konuyu ele alırsa alsın sürekli okurken kendiniz bu olayın karşısında, bu olayla karşı karşıya kaldığınızda ay neler hissederdiniz? Nasıl tepki verirdiniz? Dünya ile ilgili bir konu olabilir, savaşla ilgili bir konu olabilir, kadın erkek ilişkileri arasında konu olabilir ve bunlar aslında bunlar da son derece yaşanılabilir ve yaşanmış olan olaylar da baz alınıyor. Ay ben anlatamadım. Niye bu kadar çok sevdiğim yazarları anlatamıyorum ki? Acaba biraz böyle canım sıkıldı falan, böyle hevesim kaçtı ondan mı acaba, bilemedim. Ama Berta Isla'da da çok böyle çocuk lise döneminden birbirlerini seçmiş ve hayatımın kadını, hayatımın erkeği diyerek evlenmeye karar vermiş bir kadınla erkek var. Fakat bu erkek üniversitede okurken başına bir olay geliyor ve bu başa gelen olay yüzünden ajan olmaya karar veriyor. Bir gizli ajan oluyor ve bu gizli ajanın eşiyle yaşadığı ve ülkesiyle ve yaptığı görevleriyle alakalı, artı bunun haricinde yapmış olduğu seçimler ile ilgili insanın evliliğini, hayatını, kendini, varoluşunu sorguladığı bir kitap olmuş. Bu adamın yazdığı her şeyi anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü tam böyle belli bir rutinde giderken bazen diyorsunuz ki aa evet, o kadar çok alıştım ki seni okumaya, artık ne yapabileceğini tahmin edebiliyorum diyerek ilerlediğiniz bir anda, hiç ummadığınız, yani evet sonuçta böyle böyle olacak dediğiniz bir anda pat diye birden size ne oluyor ya falan deyip her zaman şaşırtmayı başaran ve bu olayları da hiçbir zaman aktaramayacağım, sadece ve sadece okuyarak ilerleyebileceğiniz, gidebileceğiniz bir durum. Ay hiç konuşamadım, ben anlamadım. Ve Javier Marias'ı çok çok sevdiğimi tekrar ve tekrar söylüyorum. Bu kitabın içinde de tıpkı Kara Sevdalılar kitabında bahsettiği gibi Balzac'tan ve bu kitaptan bahsetmiş. O yüzden bu kitabı mutlaka hani arada okumanızı istiyorum. Küçücük, kısacık bir kitap. Şimdi bu üç kitabın haricinde hem birkaç okuyacağım kitap var, bir de size sormak istediğim bir şey var ama bunun haricinde bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Burada da biraz kendimi anlatmak istiyorum. Sevgili Ayşım Okulan'ın Ay Işığı Kedisi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ayşım benim arkadaşım, biliyorsunuz yıllardır arkadaşım ama arkadaşım olmasının dışında aynı zamanda da dostum. Ve kendisi çok yıllar evvel Ay Işığı Kedisi diye bir kitap çıkartmış. Ve bunu da bana belki 3, belki 4 yıl önce hediye etmişti. 4 yıl önce falan hediye etmişti. Fakat kitabın içinde hem hikayeler var hem de şiirler var. Fakat ben şiir okumayan bir insan olduğum için evet aldım, teşekkür ettim ama evde bir yere koymuştum. Hani hiç mi insan bir bakmaz, karıştırmaz, kurcalamaz. Sonrasında bir gün
kendi kendime dedim ki yani aradan 3 yıl falan geçiyor. 2 yıl önce de Fazıl bana dedi ki eşi, ya Ebru dedi, insan hiç mi dedi merak etmez. Aa sen bakmadın mı benim arkadaşım ne yapmış falan filan diye dedi. Utandım ama yine bakmadım. Bakmadım yani cinsim, gıcığım, bilmiyorum artık her neyse. Sonrasında bir gün Fazıl biliyorsunuz şarkı söylüyor, YouTube'a video yüklüyor. Fazıl YouTube'a video yüklediğinde şarkı sözlerini dinlerken dedim ki ya bunlar Allah Allah ne kadar güzel şarkı sözleri, ne kadar çok hoşuma gitti. Ayşem'e dedim ki ya Ayşem bu şarkı sözleri ne kadar güzel ya, bak yani direkt kulağıma kazındı bazı sözler ve sözcükler. O da dedi ki evet dedi, ben dedi yazdım. Ve Ayşem bu yazdığı, aslında yazdığı şiirleri Fazıl şarkı sözü yapıyor ve besteleyerek şarkı yapıyorlar. Ben bak bu kitap benim elimde 4 yıldır ya da 5 yıldır, 5 yıldır falan duruyor olmuş olmasına rağmen bakmadım ama sırf o şarkı sözleri yüzünden aldım ve birdenbire okumaya başladım. Böyle bazı yerlerini insanın sevdiği arkadaşının, dostunun yazdığı satırları onu tanıdığınız için bilerek okumak kadar böyle hani bir insanı tanırsınız, bilirsiniz, zaten seviyorsunuzdur. Ama yazdığı satırlarda aslında onun o olduğunu tekrar ve tekrar anlıyor ve görüyorsunuzdur. Bu beni acayip mutlu etti. Bazı yerlere böyle hatıra olsun diye çok güzel kalpler falan koydum. O yüzden Ayşem 5 yıl boyunca bu kitabı bana vermiş olduğundan beri okumadığım için senden çok özür diliyorum. Ve seni çok seviyorum diyorum. Bu da bizim hatıramız olsun diyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Sonrasında şimdi size bir şey danışmak istiyorum. Biliyorsunuz ki aslında bilmiyorsunuz ama belki daha önceden size anlatmışımdır, biliyorsunuzdur. Neil Gaiman. Neil Gaiman'ın çok ciddi böyle fanatikleri var, hastaları var. Çok çok ciddi anlamda böyle bir okur kitlesi var. Fakat ben kendisini zannedersem 3 yıl önce ya da belki de 4 yıl önce böyle Amerikan Tanrıları diye bir kitabı vardı. Böyle çok kocaman kalın ciltli bir kitaptı. Gidip onu kitapçıdan almıştım böyle büyük bir heyecan ve hevesle. Ve sonrasında okumaya başladım da 600-700 sayfada bir kitaptı. Sadece ve sadece 160 sayfasını okuyabilmiştim. 160 sayfa okuduktan sonra ben bunu okuyamıyorum dedim. Gittim güzelim canım kitabı sahafın birine verdim. Ve benimle Neil Gaiman'la ilgili maceram burada son buldu. Ama çok çok sevdiğim arkadaşlarım, sevgili Pınar olsun, işte Oya olsun ve bunların haricinde birçok beni izleyen ya da takip eden kişinin bana hakikaten Neil Gaiman'la ilgili ciddi baskıları vardı. Bir elimde de bu iki tane kitabı vardı. Yok Yer ve Mezarlık kitabı. Bunları da 4 yıl önce ya da 5 yıl önce almışım ama Amerikan Tanrıları'yla başlamışım maalesef ki. Sonrasında Twitter'dan kendisini takip ediyorum. Twitter'da kendisini takip ederken sevgili Neil Gaiman'dan her şey güzel olacak paylaşımını görünce dedim ki ben bu adama bir daha bir bakayım, ben bir okuyayım Neil Gaiman'ı dedim. Ve sonrasında elimde bu iki kitabı vardı. Fakat Amerikan Tanrıları ile ilgili kendi içimde yaşadığım sıkıntıdan dolayı ve ikinciyi riske atmak istemediğim için Instagram hikayemde bir yorum, bir anket yaptım. Dedim ki Mezarlık kitabı mı Yok Yer mi? Yaklaşık 2000 küsür kişi baktı ve oy kullandı. Tamamı olmasa da çoğu oy kullandı ve sonuç ne çıktı biliyor musunuz? %50. Yani benim bu sormam ve sonucu da aynı şekilde oldu. Fakat bunu paylaştığımda da dediler ki ikisi de çok güzel. Ama sevgili Pınar en son şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben her kitabı da ikişer kere okudum. Ve durdum düşündüm hangisini üçüncü kez okurum diye düşündüm. Ve Mezarlık kitabında karar verdim dedi. Bu ikisinden birini okuyacağım. Kuvvetle muhtemel Mezarlık kitabı olabilir. Ama ilk kez size bir şey yani hani bir soruyorum, rica ediyorum. Eğer okumuşsanız ve önceki tecrübemi baz alarak lütfen bu soruya cevap vermenizi rica ediyorum. Çünkü kendisini sevmek istiyorum. O yüzden bana bu şekilde yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi sevgili Onetti'nin kitabını okuyorum. Alakarga'dan daha önce öykülerini okumuştum. Alef yayınlarından çıkan Kısa Hayat. Şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Bu ara sürekli böyle 500-600-700 sayfalarla ilerliyorum. Bu da 367 sayfa. Bugün yarın bunu okuyacağım. Sonrasında bir de çok güzel yeni çıkan kitaplarımız var. Onları almadım. Bu aralar belki almayabilirim. Henüz almadığım için böyle buraya not aldım. Hepsini değil, Irmak Zileli'yi aldım. Sevgili Irmak Zileli'nin Bozuk Saat diye bir kitabı çıkıyor. Irmak Zileli benim çıkıyor değil, çıktı yeni.
18 kitaptan çıkıyor. Irmak Sileli benim için çok çok özel bir kadındır. Bu yazarlar içerisinde hani ben bazı kitaplara ruhu var, ruhu var, ruhu var diyorum ya. Irmak Hanım'ın yazdığı her satırda ruhunu da koyan, benim için ruhu olan bir yazardır. Yani ruhu olan bir yazar. Çok ifade edemedim, heyecanlandım. Sevdiğim insanlar, sevdiğim kitaplar üzerine konuşmakta çok sıkıntı çekiyorum. Bunu herhalde anladınız. Ama tanımadığım biri olduğu zaman çok daha böyle dandun giriyorum olaya ama daha rahat konuşabiliyorum. Irmak Sileli'nin kitabı çıktı. Sevgili Murakami'nin yeni bir kitabı çıkıyor ama bu herhalde bu küçük küçük öyküleriyle ilgili gene 60-65 sayfa olan kalın kalın değil ciltli kitaplarından bir. Hem 68 sayfa değil hem de kalın desem ne kadar acayip olurdu. Sonrasında hani ben bir feminist manifesto, bak onu alta koymuşum buraya, feminist manifesto diye ismini söyleyemeyeceğim Doğan kitaptan çıkan bir kitap vardı, lütfen herkes okusun demiştim. O yazarın Mor Amber kitabının uzun zamandır basımı yoktu. O çıktı. Bir de Tim Parks biliyorsunuz benim için yine çok çok sevdiğim bir yazardır. Hem Metis'ten bir eleştiri kitabı vardır. Çok çok başarılıdır. Aynı zamanda burada Kader kitabının çok çok iyi edebiyat örneği olduğunu söylediğim, bu da Alef'ten Kader kitabı var. Şimdi kendisinin Ayrıntı Yayınları'ndan kitabın adına bakmak için buraya bakıyorum. Yaşam ve Yapıt adında, Yapıt adı altında bir kitabı çıkıyor. Burada da okurluğuyla ilgili yine bir eleştiri kitabı ve burada işte Coetzee'den, Julian Barnes'tan, ki ben Barnes'ı çok severim, Julian Barnes'ı çok çok severim. Murakami, Peter Stamm, Chekhov, Philip Roth ve James Joyce ve bunun gibi birçok yazarlarla ilgili edebiyat eleştirilerinin olduğu bir kitap geliyor. Bir kitap daha yazmış mıydım? Yazmadım herhalde. Bir de kolektif kitaptan bir kitap geliyor. Adını unuttum. O da daha önce çok eskiden, yıllar yıllar evvel herhalde Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış. Bu dört kitabı şu an alır mıyım bilmiyorum. Çünkü takriben Allah sağlık saat verirse, herhangi bir aksilik olmazsa, biliyorsunuz okullar ayın Haziran'ın 14-15 gibi kapanıyor. Ama Haziran'ın ilk haftası bayram olduğu için muhtemelen Mayıs'ın son haftası, herhalde 15-20 güne kadar Bodrum'a gidiyor olacağım. Ayşim geliyorum inşallah, Allah sağlık saati verirse. Bu yüzden gitmeden önce okumak istediğim 3-5 kitap daha var. Onları okuyacağım için bu kitapları orada alıp okumayı bekleyebilirim. Siz benden önce okuyacaksanız, eğer alır ve okursanız, 15 günüm var. Çok kıskanabilirim diyorum ve şimdiden kendinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.